10 Ağustos 2015 tarihinde Ekim Van, Varto'da bir çatışmadaki şehre çok yakın bir yerde bir çatışmada yaralanmıştı. Yani yaralanmıştı diyorum çünkü biz hemen olayın ardından insan hakları heyeti olarak gittik ve bir rapor da hazırladık o tarihlerde. Tabii ilk önce kamuoyuna vücudunun çıplak olarak teşhir edildiği fotoğraflarla biz haberdar olduk ki biz bunun bir Cenevre Savaş Hukuku Sözleşmesi'nin ihlali olduğunu biliyoruz. Şöyle oluyor, orada çünkü biz halktan birçok insanla görüştük gittiğimizde. Ekim Van şeye yakın, yani yerleşim yerine çok yakın bir yerde bir çatışmada yaralanıyor ve bacağından aslında yaralanıyor. Yani ölümcül bir yaralanma da değil. Daha sonra o kadarını biliyor halk. Daha sonra işte başka yerlerinden de mi vuruldu yoksa kan kaybından mı öldü tedaviye alınmadığı için orasını bilmiyoruz. Ama daha sonra oradaki polisler tarafından önce giyinik olarak yerde yatarken fotoğrafları çekiliyor. Sonra Ekim Van soyuluyor çırılçıplak. Bu sefer çırılçıplak fotoğrafları çekiliyor ve servis ediliyor basına. Bir kere bu suç. Yani Cenevre Savaş Hukuku Sözleşmesi'nde savaş ve çatışmalı alanlarda karşı tarafa yönelik kullanılmaması gereken yöntemlerden biri. Biz o tarihte dediğim gibi gittik ve bunun araştırılmasına başladık. Hem halktan çok kişiyle görüştük hem emniyet müdürüyle görüştük o tarihte. Raporumuzda da var. Sonra bir rapor da hazırladık. Bölgedeki görevli emniyet müdürü bize açıkça şunu söyledi. Dedi ki ben dedi kendim de bunu onaylamıyorum. Çünkü biz dedik yani bilinçli olarak yapılmış bir şey. Yani önce bir giyinik fotoğrafları servis edilmiş, sonra çıplak fotoğrafları servis edilmiş. Bu hem kadına yönelik şiddet, hem ölünün hatırasına hakaret, hem bir savaş suçu. Bize o zaman emniyet müdürü dedi ki ben de bunu kesinlikle onaylamıyorum. Bunu dedi başka şehirlerden gelen olay yeri inceleme ekipleri yapmışlardır dedi. Peki dedik biz olay yeri inceleme ekipleriyle ilgili peki siz bir şey yazdınız mı yani bir rapor bunun yanlış olduğuna dair bir şey yazdınız mı? Yazmamıştı. Bu olay tabii ki çok fazla kamuoyuna yansıdı. Ama yani Kürtler açısından çok büyük bir tepki gösterildi ama Türkiye'deki kadın hareketi açısından yeterli tepki gösterildi mi diye sorarsanız bence yeterli bir tepki gösterilmedi. Hala Ekim Van olayı konuşuluyor ama hala da bu çok fazla gündeme girmedi. Daha sonra bölgedeki avukat arkadaşlarımıza bu olayı takip ettikleri için bırakın Ekim Van'ın hatırasına hakaretten soruşturma açılması. Daha sonra avukat arkadaşlarımıza soruşturma açıldı. Yani bu tabii ben 1997 yılından bu yana aslında devlet güçleri tarafından cinsel işkenceye uğrayan kadınlara karşı ücretsiz avukatlık yapan bir hukuk bürosunun hem kurucusu hem yıllardır da çalışanıyım aktif olarak. Biz bu tür olaylarla çok fazla karşılaştık. Yani adli ya da siyasi nedenlerle ama savaş ve çatışmanın olduğu bir bölge olarak tabii ki Kürdistan bölgesinde çok yoğun yaşandı bu tür kadına yönelik şiddet eylemleri. Ekim Van olayı da onlardan çok çarpıcı bir örnekti. Bilinçli olarak vücudunun çıplak olarak teşhir edilmesi bilinçli olarak yapılmış bir hareketti. Bugüne kadar hiç kimse bundan dolayı cezalandırılmadı. Ama dediğim gibi iç kamuoyunda da gereken tepki gösterilmedi. Kürt kadınları ve Kürt siyasi çevreleri hariç gereken tepki yeterince gösterilmedi. Suç duyurusu yaptık, hiçbir sonuç alınmadı. Hiçbir sonuç alınmadı. Ama o dönem bölgede dosyayla ilgilenen avukat arkadaşlarımız vardı. Ayla Akat-Ata da bunlardan biriydi. Kadir Karaçelik. Onlar da vardı ama onlar da bir sonuç almadılar diye biliyorum. Yani aslında sizin bizim için bir değeriniz yok o anlamını taşıyor ve korku salmak anlamına geliyor. Yani bu bir gün hepinizin başına gelebilir. Dikkatli olun gibi bir sonuç çıkıyor tabii buradan. Bir de yani kadın bedeninin bu şekilde teşhir edilmesi devlette egemen olan o erkek egemen
militer ve feodal değer yargısının bir dışa vurumu aynı zamanda. Çünkü cinsel işkence bir yöntem olarak da yaşayan kadınlar üzerinde de uygulandı ve uygulanmaya devam ediyor. Bu biraz da onun sonucu. Her baskı yöntemi ezilen ulusları ve ezilen cinsleri daha çok harekete geçiriyor. Bu Ekinvan olayından sonra da Kürt kadın hareketi daha da aktifleşti. Çünkü bütün kadınlar bunu kendilerine yapılmış olarak kabul ettiler. Yani şunu bence devletlerin anlaması gerekiyor ve bizim de bu coğrafyada yaşadığımız için Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin her baskı mücadeleyi aslında daha da etkinleştiriyor. Özellikle kadınlar açısından bu böyle. Yani kadınlar vazgeçmiyorlar ve diz çökmüyorlar. Bu net yani. Ne oldu? Ekinvan olayından bu yana neredeyse 9 yıl oldu Ekinvan katledileli, teşhir edileli vücudunun. Peki Kürt kadın hareketi zayıfladı mı? Hayır, giderek daha güçlendi. O nedenle bu tür hak ihlalleri hareketlere bir zarar vermiyor. Tam tersi, tabii ki insani olarak zarar veriyor ama gücünü kaybettirmiyor. Bunu da devletlerin görmesi gerekiyor.